Hocam Tabii. küçük bir şey hatırlatabilir Tabii buyurun hocam. miyim? Sivil toplum kuruluşlarının hizmet aldığı bir uluslararası grup var. Oraya müracaat edilmesi halinde ücretsiz olarak Zoom ve teknolojik bu tip hizmetleri ücretsiz alma şansınız var. Biz İstanbul Anafot Fotoğraf Sanatı Derneği olarak buraya başvurduk ve olumlu sonuçla döndüler. Bilginiz olsun, bu tip kurum ve kuruluşlara ücretsiz teknolojik hizmetleri veren bir kurum. Bir mail adresinizi falan alabilirsem size onunla ilgili dokümanları Tamam ileteyim. Bu hocam. kesintilerle ilgili ya da başka teknolojik hizmetleri toplu olarak oradan alma imkanı var. Muhteşemsiniz. Çok güzel. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz Tayfun hocamla aşağı yukarı aynı dönemlerde okuduk. Yani birçok tanıdık tabii sima var, ortak arkadaşlar var. Tayfun hocam, şimdi Mars'a gidiyoruz diyoruz da biz çocukluğumuzda sadece Jules Verne'le Ay'a kadar gittik. Zaten 60'lı yıllarda da biliyorsunuz Apollo'nun Ay'a inişini hep beraber canlı yayın gibi televizyondan izlemiştik. Yok roket fırlatıldı, yok indi falan diye. Ama bizimki Ay'da kaldı. Şimdi artık günümüz Mars. Mars deyince de kızıl gezegen diyoruz. Bilmediğimiz bir sürü şeyler var. Bize Mars yolculuğunu, Mars'ı anlatın bakalım. Şimdi sizin sayenizde anlatalım. Buyurun, söz sizin. Şimdi herkese tekrar selam, sevgiler, saygılar. Şimdi şöyle, yani geçtiğimiz günlerde bir uzay aracını hep birlikte naklen yayın olarak da izledik. NASA'nın gönderdiği ve Mars'a inen Perseverance aracını hep beraber izledik. Bunu aşağı yukarı 30 Temmuz'da gönderdiler. Ondan sonra tabii aynı dönemlerde neden öyle yapıldığını da anlatmaya çalışacağım. Aynı dönemlerde Çinlilerin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de gönderdiği, Mars'a gönderdiği araçlar var. Ve bir de Rus yapımı olan bir araç var. O da yetişmediği için bu COVID nedeniyle Rus Avrupa ESA'nın Avrupa Uzay Ajansı'nın birlikte yaptığı ama yetiştiremediği fakat 2022'ye kadar beklemesi gereken bir ExoMars projesi var. Onlar da orada beklediler. Şimdi ben biraz sizlerle bilgi paylaşacağım. Mümkün olduğu kadarıyla da yani 50'nin üzerinde slide var. Mümkün olduğu kadarıyla da hızlı geçmeye çalışacağım. Tabii bazı temel bilgileri de vermeden de olmaz. Ama yani bilgi paylaşımı öyle kabul edelim. Bilgi paylaşımı daha sonrasında da yine arkasından bir 25 slaydımız var. Eğer konu ilgi çekerse devam ederiz. Şimdi esas itibariyle bugün paylaşacağımız bu Sacit hocamın da biraz önce belirttiği gibi yani bir ay projesi var. İşte Apollo, işte Armstrong'lar çıktılar vesaire falan filan. Yani genelde uzay projelerini üç kategoride değerlendirmek lazım. Bir tanesi, daha doğrusu ana başlık olarak ikiye bölmek lazım. Bir insanlı çıkışlar, yani insanlı uçuşlar. İki robotik spacecraft dediğimiz, yani robotik uçuşlar, robotik araçlarla yapılan, uzay araçlarıyla yapılan uçuşlar. Şimdi uzay denildiği zaman mesafeler çok çok uzay, çok çok büyük, rakamlar çok büyük. Yani öyle gökyüzüne baktığımız gibi olay masmavi her taraf falan değil.
biraz tabiri caizse vahşi bir ortam var. Dolayısıyla bu robotik spacecraftlar da aşağı yukarı 8'e ayrılıyor. 8 ana bölüm. Yeri geldiğinde hepsini hafif hafif dokunuşlar yapacağız. Yani bunları niye anlatıyoruz? Bunları anlatılırken biz aynı zamanda kendi dünyamızı da tanıyoruz. Kendimizi de tanıyoruz. Yani çevremizi, havayı, oksijeni, ondan sonra vesaire vesaire. Yeri gelince hepsini, bunları bahsedeceğiz. Hızlı geçmeye çalışacağım. Üçüncüsü de yine bu robotik uzay araçlarının bir alt birimi diye düşünebileceğimiz teleskoplar var, teleskoplar. Bize çok şey öğreten, gerçekten işte neden evren 13.7 milyar yıl diyoruz. Ondan sonra işte yok dünyanın yaşı 4.5 milyar yıl diyoruz. Ama biz bunları neye dayandırıyoruz? Yani şöyle demek lazım. Şöyle demek lazım. Yani bunları biraz bu teleskoplara borçluyuz. Ve de tavsiye edelim. Yani burada da değineceğim. Galileo, yani şöyle söyleyeyim. Nasıl ki biz bir Mars'la ilgili olayı geçtiğimiz işte günlerde 18 Şubat'ta inen Perseverance'la biraz daha gündeme geldi, popüler olduysa aslında Galileo'dan beri yani en büyük devrim yaratacak ikinci uçuş da, yani şöyle söyleyeyim, bir tanesi Hubble'sa, Hubble 10 senedir görev yapıyor veya 1993'ten beri görev yapıyor, 93'ten beri görev yapıyor. Eylül aylarında da James Webb şeyini gönderecekler, teleskobunu. Yani yeri geldik yani aklımızın bir kenarında kalsın. Onu da izlemekte, okumakta fayda var. Teknolojinin ve bilimin hangi noktaya gittiğini görmek adına. Peki, ben burada böyle bir girişten sonra şey yapayım. Şimdi bu gördüğümüz bir kere Mars'ın yüzeyindeki Olympus Dağı. Bu Olympus Dağı krateri, bu bildiğimiz yani karasal zaten gezegenlerde, yani gaz gezegende böyle bir şey olmaz. Bunun yüksekliği aşağı yukarı, bu Olympus Dağı'nın yüksekliği aşağı yukarı bizim Himalayaların işte 10 küsür kilometre ise yüksekliği, bu 30 kilometre falan. Yani bayağı yüksek, en yüksek yapı. Şimdi ben dedim ki yani konuya nasıl gideyim? Geçen hafta Fikri Hocam'ın, şimdi önce genelden bir ortaya doğru gidiş yapalım. Yani bugün dediğim gibi özellikle robotik araçlarla ilgili olanı anlatacağız. Ama sonra vakit kalırsa o sorduğunuz insanlı uçuşlara da yönelik bir slaytlarımız da var. Onları da arzu ederseniz paylaşalım. Şimdi Fikri Hoca geçen hafta Sarmal'dan bahsetti. Şimdi içinde bulunduğumuz galaksi, yani Samanyolu galaksisi, bu da Sarmal bir galaksi. Ve biz Güneş'te şu gördüğünüz Güneş sistemi, Güneş de şurada. Bu Güneş'le şeyin merkezin arası, galaksinin aşağı yukarı 1,5 milyon ışık yılı. 1,5 milyon ışık yılı. Biz bu Sarmal'ın Fikri Hocam'ın anlattığı, geçen haftaya da link atmak üzere, bağlantı yapmak üzere Orion, yani buna da işte Türkçe'de biz avcı demişiz. Sarmalı üzerinde bir sistem, Güneş sistemi. Geliyoruz, daha daraltıyoruz. Aslında bu sistemimiz bizim bir sanal Oort, Hollandalı bir bilim adamı Oort'un içerisinde, yani sanal bir aslında buz kütlelerinden oluşan bir topun içerisindeyiz. Sanal bir top. Şimdi bunun da tam ortasına bakarsak giderek, yani bunları niye anlatıyoruz? Dünya nerede? Mars nerede?
Oort bulutunun da içerisinde, ortalarında yine bunlar hep soyadlarından alınmış Kuiper Belt, Kuiper kuşağı var. Bunun yani resim çoğunlukla resimden arkadaşların bildiğim için. Bakın Kuiper Belt de bu. Şimdi mesafeler çok büyük. Güneş bir yıldız sistemi. Yıldız, güneş sistemi, güneş bir yıldız. Orta boyutta bir yıldız. Aşağı yukarı işte yani o da 4.7 milyar yıl önce oluşuyor. İşte gaz bulutları ve partiküllerden bir araya gelerek sarmal bir şekilde birbirine yapışarak oluşan bir sistem. Bu sistem ama Güneş çok kuvvetli. Güneş kendi sistemi içerisindeki maddelerin aşağı yukarı maddenin %90, kütlenin %99'unu oluşturuyor. Yani burası ölçekli değil. Ben sadece bunu astronomik birimler açısından ne kadar mesafeler uzun anlamında veriyorum. Şimdi bunun Güneş sisteminin kendisinden uzak Irak'taki yani kendisine en yakın olan dört tane gezegen. Bunlar karasal gezegenler. Yani kara, ayağımız dünya gibi yerine bastığı zaman ayağımız yere basan. Arkasından şurada bir yerde bir asteroid kuşağımız var. Ondan sonrakiler gaz gezegenler. Şimdi Dünya ile Güneş arasındaki mesafeye 150 bin kilometre ve buraya da bir astronomik birim diyoruz. Yani AB, bir AB. Bunu bir olarak alınca Güneş sisteminin dışına çıkıncaya kadar Oort bulutunu da kavruyor. Yani 100 bin AU'ya kadar geliyoruz. Yani pratikte bu nedir? Aşağı yukarı 1,5 milyon ışık yılı. Yani Güneş sisteminin dışına işte ışığın hızı nedir? 300 bin kilometre per second. Ondan sonra yani ışık buradan gittiği zaman yani Güneş sisteminin dışına çıkması bile bunun aşağı yukarı 1,5 milyon ışık yılı. Yani 1,5 milyon yılda gidiyor. Işık yılında gidiyor. Şimdi yani burada bir kesit almak adına anlattım. Burada en başında da şuraya kadar heliosfer diyoruz. Helio aslında güneş. Güneşten çıkan partiküllerin ve manyetik alanların oluşturduğu alan. Ondan sonra bir termal şok var ortada. Ve daha sonra da güneşin giderek zaten bu şuradan itibaren bayağı yani dünyadan sonra soğuyor. Sıcaktan soğuğa doğru gidiyoruz. Yani kelvinler, mervinler yani nerede? İşte ölçülebilir yani 2-3 Kelvin civarında ve en yakın yıldızlarda işte Alfa Centauri, Alfa Beta Centauri'ler. Şimdi daha önceden robotik araçlar gönderdiklerimiz de işte Voyager'lar falan daha buraya kadar gelebildiler ve bunların yani hızları da bayağı yüksek hızlar. Yani biraz sonra göreceğiz. 75 bin ki bunlar daha da yüksek yani 100 bin kilometre saat biraz daha yani bunlar da halen güneş sisteminin içerisinde yani 40 bin yıl gidebildikleri yere kadar gidecekler 40 bin yıl içerisinde Voyager işte Alpha Centauri'ye daha yakın olacak diyor yani gidecek bile demiyor ona şimdi ben burada bir kesit almak adına, yani şey nerede? Kuiper Belt nerede? Kuiper Belt buralarda. Ondan sonra Oort bulutu nerede bitiyor? Oort bulutu aşağı yukarı Güneş sisteminin bittiği ve kütle çekimin dış sınırı. Yani burada şimdi bu kütle çekimi, yani bu dünya halen Einstein'ın dünyası değil. Yani halen burası Newtonian. Yani Newton'un dünyası, kütle çekimi. Einstein daha şeylerde, daha uzaklarda. Biz buralarda yani
neden işte bilgin hocamlar bize yani temel olarak işte fizikteki, mekanikteki işte kütle çekimini anlattılar. Buralarda anlamlarını biraz daha anlıyoruz. Ve tabii bu konulara daldığımız zaman da şey yapıyor. Ha bu arada bir ek bilgi. Yani bizim de işte dünyadaki sular mular, su nereden geliyor? İşte tamam işte kuyruklu yıldız dediklerimiz kometler. Kometler genelde işte bu Oort Cloud'uyla ve burada da parçalanmış işte Kuiper Belt'teki gelen daha önceden gelmiş olanlar ve halen de gelmekte olan buz parçalarının ve bu buz tamamıyla su anlamında değil, buz yani içerisinde bir sürü şey var. Dünyadaki yani suyun da temeli bu. Yani ek bilgi olarak söylesin. Aşağı yukarı bir aşağıda da belirttim bir astronomik unit 63 bin astronomik unit bir ışık yılına tekabül ediyor. Şimdi aynı şeyi tekrarlıyorum. Şurası asteroid kuşağı. Şurası asteroid kuşağı. Bunun içindekiler 4 tane gezegen. İç gezegenler ve bunlar karasal gezegenler. Inner güneş sistemi dediğimiz. Bunun dışında da gaz gezegenler var. Yani Jüpiter, Neptün, Uranüs. Ondan sonra Satürn, Jüpiter, Satürn, Neptün, Uranüs diye gidiyor. Ve bir de dokuzuncusu işte sonradan geri rütbesi geri alınan Plüto. Plüto bunlar hepsi şuradan sadece şöyle bir bağlantı yapıp da kısa bir süre bir bağlantı yapalım şuraya. Şimdi bir NASA'nın şeyi var. Bu arada şunu söyleyeyim yani bilgilerimiz yani NASA o arada NASA'dan çeşitli projelerde çalışmış olan insanların yazdığı kitaplar var. Ondan sonra işte biraz ESA ondan sonra buralardan yani çok güzel hakikaten bilgi paylaşımları da var. Yazılan kitaplar da süper. Şimdi bu NASA'nın bir ICE diye bir programı var. Onun uygulaması var. Ben riske girmemek adına onu açmadım. Ama buradan gireyim. Ölçebiliyorsunuz. Şimdi bakın. Göstermek istediğim şey şu. Sistem şu. Yani kütle çekim nedeniyle ortada güneş. Fakat kütle çekim nedeniyle yani o merkezde hepsinin ekvatorunda en büyük işte yani kütle çekimler ekvatordan ekvatora yani o şekilde düşünün ve dolayısıyla bunlar aslında bir nevi bir düzlem üzerinde except yani dışında Plüto. Plüto bir açıyla gidiyor. Plüto bir açıyla gidiyor. Yani sadece bunu göstermek adına buradan iç güneş sistemine gidelim. Yaklaşıyoruz. İşte burada şöyle de yaparsak olur. Burada da şimdi güneşe en yakın Merkür'ü Venüs şu anda. Ya bu hocam ekrana gelmiyor galiba bu gösterdikleriniz. Ekran dondu şu anda. Öyle mi? Evet. Güneş. Öyle mi? Gelmedi mi? Yok. Mars nerede de oradayız şu anda. Gelmiyor hocam. Giremedi o şeye, o bağlantı noktası. Hocam stop share, screen share tekrar yaparsanız gelir. Peki. Şimdi Allah Allah. Şu bir daha şuradan. Stop şehri bir dakika. Niye bu böyle oldu? Evet. Şimdi bir dakika.
Subshare yapıyorum. Tamam. Şimdi aşağı yukarı 7 dakika kaldı. Buradan ben tekrar giriyorum, değil mi? Pardon. Evet. Şeyde deminki göründü mü? Ha. Tamam. Bir daha gireyim şuraya. Girdik değil mi? Görünüyor burası. Geldi hocam. Tamam. Yani kusura bakmayın yani. Peki hocam. Söyleyeceğimizi söyledik. Oradan devam edelim. Yani burada şimdi sonrasında yani dediğim gibi bu NASA'nın bir ICE programı var. Oradan görebiliyoruz. Şimdi oradan içeri doğru giriyoruz. İçeri doğru giriyoruz. Şimdi Güneş, Güneş'te işte Venüs, ondan sonra Dünya, Merkür'ü şurada, Venüs, Dünya, Mars. Şimdi burası habitat zonu diyor. Yani asteroid kuşağının bir bölümünü içine alıyor. Dünya, yani yaşanabilir bölüm. Yani yaşamın olabileceği bir bölüm. Çünkü sıcaklık buralarda optimum noktalarda. Dünyada biz biraz, dünyadan biraz uzaklaşıncaya kadar, yani güneşe yaklaşıncaya kadar var ama gittikten sonra Venüs'te ve Merkür'de buralarda, yani daha önce robotik uçaklar gittiler, tonlarca gönderdiler. Buralarda mümkün değil, çok sıcak. Ondan sonra dünyamız var, Mars var, biraz da biraz da bu asteroidlerin bir bölümü var. Bundan sonraki gezegenlerin hepsi gaz. Ha, bu bize neden Mars'a gitme ihtiyacını, daha doğrusu proje neden çıkıyor? Şimdi bir sürü robotik uçuşlar var. Robotik uçuşlar dediğim gibi yani çeşitli 8 tip. Bunları çoğunlukla gidip ilgili gezegenin yörüngesine gidiyor ya da yörüngesine gidiyor ve yukarıdan çeşitli keşif uçuşları yapıyorlar. İşte atmosferini inceliyorlar vesaire vesaire. Mars'a da bugüne kadar 40 tane gönderilmiş durumda. Şimdi bütün toplamında bu robotik uçuşlar aşağı yukarı yani 2024'e kadar gideceklerle beraber sağ alt köşede 258 tane olacak ki 258 tane olacak. Ülkeler bunları Sovyetler baştan çoğunlukla gönderiyorlar ama Rusya döneminde çok fazla yok. Amerika tabii ağırlıklı. Biraz ESA var. Bunların bir kısmı da başarısız oluyor tabii. Özellikle bu Mars'a gidişlerde yeri geldikçe bahsedeceğiz. Şimdi bundan da şöyle bahsettikten sonra yavaş yavaş çok hafifçe bir Mars'ın iç yapısına bakalım. Çünkü bu bize şeyi sağlıyor. Yani bahsettik. Yani Mars'ın şimdi bu 4 dakikamız var. Şimdi Mars'ın özellikleri Mars'ın bir kere dünyanın kabaca boyutu şimdi manyetik alanı yok. Yani dünya yani bizim farkında olmadığımız ama dünyanın kesiti de var. Oraya artık girmeyeyim ama bir yerde yani dünyanın iç yani core'unun üzerindeki outer core sıvı. Dolayısıyla o bir yerde işte elektrikçi arkadaşlar, elektrik bölümündeki arkadaşlar daha yakın biliyor. Yani elektromanyetik bir alan oluşturuyor. Şeyde dünyada, dünyanın o iç sıvılarının dönmesi, özellikle outer core'daki sıvının dönmesi elektromanyetik bir alan oluşturuyor. Şeyde Mars'ta böyle bir şey yok. Dünyadaki elektrik manyetik alan bizi güneşten gelen güneş rüzgarlarından ve güneşten gelen malzemelerden koruyor. Özellikle bir Van Allen kuşağı var. O elektromanyetizma dışarıya atıyor şeyi. Yani dışından geçirtiyor.
Yani bir airfoil gibi düşünmek gerekirse. Mars'ta bu yok. Bu birinci problem. Tabii Mars'ta atmosfer yok. Aşağı yukarı dünya atmosferinin %1'i oranında. %1'i kadar kalınlığı, fazla bir kalın değil. Daha kötüsü %95 yani hiç oksijen yok. %95'i karbondioksit. Ondan sonra toz, toprak, onun da yanında başka neden bahsetmeyeceğim. Dünyanın aşağı yukarı yarısı büyüklüğünde olması asabiyle yarısı büyüklüğünde olması nedeniyle buradaki yer çekimi de dünyadakinin 1/3 oranında. Dünyadakinin 1/3 oranında. Yani bunlar bu şeyin güneşin çevresindeki dönüşü bir dünya yılının aşağı yukarı işte 2.2 yılı kadar. Yani bizim 365 günse onlarınki 700 küsür gün. Eğiklik aşağı yukarı aynı. Yani dakika farkları var. O da 24 saatten birkaç dakika büyük bize göre. Bizimki 23 vesaire, 23 bilmem ne dakika iken onların işte 24-15 diyelim. Şimdi ben bir taraftan saate bakıyorum. Ondan sonra da bu da Mars'ı da tanıdık. Şimdi yavaş yavaş şeye girelim. Mars keşif programına girelim. Şimdi Mars keşif programına girelim. Şimdi bu Mars keşif programının amaçları neler? Bir kere 38 saniye var. Bir kere her şeyden önce bu Mars şu anda işte dışı demir oksit kaplı ve yani dünyadan da uzakta soğuk bir yer fakat dünyanın geleceği diye görülüyor. Yani dünya Mars'a ne olduğunu anlamak istiyoruz. Yani Mars'a ne olduğunu anlamak istiyor insanoğlu. Öyle ki yani burada bitiyor galiba. Mars'ta ne olduğunu anlamak istiyoruz. Yani burası bizim geleceğimiz. O halde şeyler nasıl oluştu? Yani nasıl bu hale geldi? Üzerinde bir vakitler su akarsuların, göllerin olduğu ortaya çıktı. Sacit Hocam. Evet hocam, tekrar devam edebiliriz. Tamam. Şimdi birinci bölümde şeyi anlatmıştık. Şimdi buradan itibaren yani Mars keşif programı nedir? Mars'ın oluşumu, evrimi, geçmişi neler yaptı? Bundan sonra geleceğin nedir? Şimdi burada tabii belli bir strateji izliyorlar. Yani ana temel sorular, bilimsel anlamdaki bilim amaçları şunlar. Yani Mars'ta hiç yaşam oldu mu? Yani burada biosignatures arıyorlar. Yani biyolojik imzalar var. Buralara imza atıldı mı? Yani nedir geçmişteki durumu? Yani bir yaşam var mı? Ondan sonra iklim, bu iklim neden bu hale geldi? Yani özellikle atmosferi neden uçtu gitti şeye? Yani yer çekimi niye tutamadı bunu? Yani yer çekimi bizim atmosferimizi, atmosferin o partikülleri tutuyor. Tamam, hidrojeni tutamıyor. Hidrojen dünyada da en küçük element, kaçıyor gidiyor ama buralarda ne oldu? İklim niye böyle oldu? Neden kurak haline geldi? Sonra jeolojik sistemi özellikle nedir? Orijini nedir? Yani altında neler var? Çünkü buraya baktıkça, inceledikçe kutuplarda buzlar görüyorlar. Buz, büyük buz kütleleri var. İşte bunların içerisine bakmaya çalışıyorlar. Bunlar tabii daha önceden gönderilen araçların da hepsi lander değil veya hepsi rover değil.
biraz sonra bunlar da nedir anlatacağım. İşlerine bakanlar, insight gibi böyle bir takım bilgiler veriyor. Ve hepsinden sonrasında da tabii insanlı uçuşların yapılabileceği, yani habitatın olabildiği, yani dediğim gibi yani hemen hemen şu anda izlenebilir. Orada acaba biz yaşam yaratabilir miyiz? Yani bir terraforming yapabilir miyiz? İnsan oraya gönderebilir miyiz? Yani işte Musk bir şey deniyor, NASA SLS'i deniyor. Yani onlar gitmeden önce yani bu robotları, robotik aircraftları bir gönderelim, bir de gitsinler, gelsinler, biraz daha bilgi toplayalım. Bugüne kadar toplandı. Ve bunun ayrıca bir de Mars'ın iki tane de Phobos ve Deimos diye iki tane de şey var, uydusu var. Yani Ay gibi uydusu var. Ondan sonra burada da böyle bir yapı var. Şimdi strateji gerçekten yani hep bir yaşama uygunluğu. İki, bunu bulabilmek için suyu takip etmek, suyun izine gitmek. Üç, yaşamın izlerini araştırmak. Dört, ondan sonra da insanlı uçuşlar için, yani insanlı kaşifler için hazırlık yapabilmek. Şimdi geçmişten beri özellikle hani ilk gönderilenlerde örneğin şeyler pek inemedi. Rusların araçları pek inemedi. Çünkü oraya biraz sonra da yeri geldikçe anlatırız. Yani gönderdikleri, hadi buradan gitti, kimisi giderken çıkarken daha bizim yer çekiminden kurtulurken parçalandı. Ondan sonra arkasından kimisi de gittiyse orada yere çakıldı, kaldı, çöplük haline geldi. İnemedi. İniş bile başlı başına bir problem. Şimdi sonra onlar zaten vazgeçtiler. İşte yine dediğim, biraz önce de bahsettim. 2022'de şeyle, ESA ile beraber ExoMars'ı gönderecekler. Ondan sonra şimdi 96 yılına geliyoruz. 96 yılında Pathfinder'la yani 76'da iki Viking bunlar araçlar, küçük küçük araçlar. Bunlar Mars'ın regolitlerindeki, regolitler dediğimiz toprakla oranın materyalinden karışık malzemesi. Oralarda yaşam bulgusuna rastlamadı ve onun için kestiler. Ama 96 yılında Pathfinder ve 2003 yılında da iki tane rover var. Rover dediğimiz bizim böyle Jeep, Range Rover gibi küçük. Bunlar gerçi küçük araçlar. Split ve Opportunity. Ondan gelen bilgilerle umutlu bir bilgi geldi oradan. Ve bir zamanlar Mars'ın yüzeyinde önemli ölçüde su olduğu anlaşıldı. Ondan sonra da 2011'de de Curiosity gitti. Curiosity bu şeyin, Perseverance'ın abisi. 2011'de gitti ve bunlar aslında araç gibi görünse de bunlar aslında birer laboratuvarlar. Ondan sonra işte hemen hemen biraz daha büyük olan da Perseverance gitti. Yani bu Curiosity yaklaşık 950 kilogram ağırlığında. Biraz daha Perseverance'ın üzerine yani yeni teknolojiler arttı. Cihazlar, ölçüm cihazları konulduğunda aşağı yukarı bu. Aşağı yukarı işte 1200 kilogram civarına falan geliyor. Yani 1200 kilogram civarına geliyor. Şimdi bu giden araçların İşte kimisi böyle rover dediğimiz oyuncak araba gibi. Ondan sonra çoğunlukla da yörüngede şu güneş enerjisi, bu paneller yoğun bir şekilde hep güneş enerjisi buralarda hep kullanılıyor. Ve bunlar yörüngesinde yani minimum enerjiyle dönebilecek şekilde. Etraflarında da bunların hep böyle işte komünikasyon şeyleri var, bu satellite'ların. Ondan sonra gelelim. Sonra yakın döneme geliyoruz. Yakın dönemde de bahsettiğimiz gibi işte Curiosity şu. Bu Perseverance da en son giden. Ondan sonra şeylerin de göndermeye çalışacağı ve açıklığı. Şimdi Mars'la dünyanın şimdi
eksenler biliyorsunuz, yani eksenler elips, Kepler kanunu, Kepler'in bulgusu, Tycho Brahe'nin datası üzerinden yola çıkarak Kepler bu eksenlerin elips olduğunu çıkartıyor. Ama bizimki daha yuvarlakken, çünkü Mars uzay gittikçe bu eksen çok daha fazla, yani eksenlerin daha doğrusu işte elips daha elips şeklinde diyelim. İki merkezi birbirinden çok daha farklı. Şimdi tabii bunun Mars'ın dönüşü aşağı yukarı bahsettim işte 700 küsür yıl, yani bir yılı 700 küsür dünya yılı iken bizimki 365. Şimdi bunlar aşağı yukarı her iki senede bir, yani her işte 24-25 ayda bir aylık bir şey var, alan var. O arada gönderebiliyorlar ki minimum enerjiyle gidilebilsin. Onun için bunu şey kaçırdı, ExoMars kaçırdı. Bu Roscosmos'la ESA'nınki, ama Perseverance gitti, gitti, Tianwen gitti, Çinlilerin. Ondan sonra bir de okumuşsunuzdur, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hope aracı gitti. Birleşik Arap Emirlikleri tabii bunu kendisinden yapacak şekilde değil. O da işte NASA, JPL satışı. Ama Tianwen bakalım inebilecek mi? Eğer inebilirse, yani lander dediğimiz işte ve iniş yapabilen bu lander. Eğer yürüyorsa rover diyoruz. Bakalım yapabilecek mi? Yapamaz. Yaparsa ikinci olmuş olacak. Yani Tianwen. O da işte Mayıs aylarına doğru belli olur. Şimdi tekrar dönelim biz Perseverance'a. Perseverance dediğimiz gibi bu programın bir bölümü, özellikle bunu vurguluyoruz. Bir bölümü, çünkü bu gitmekle olmuyor. Gitti, orada yaşamın izlerini araştırdı, etti. Üzerindeki ekipmanları da anlatacağız. Mikrobik yaşamı da izlerini araştıracak, edecek. Kayayı delecek, işte karotlar kesecek. Ondan sonra bir kenarda toplayacak. Sonra, yani aynı araç bunları geri getirmeyecekler. İki tane araç, iki ayrı proje gidecek. Ve bunların hepsinin, onu da hızlı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum, 2031'de gelmesi. 2031'de gelmesi hedefli. Bu işte üzerindeki bir sürü şey var, ekipman var. Hani geliştirilmiş ekipman var bu laboratuvarın. Yani Perseverance aynı zamanda bir bilim laboratuvarı. Şimdi 30 Temmuz'da gönderildi. Dediğim gibi bir pozisyon aralığında. Bu pozisyon aralığı da aşağı yukarı bir ay içerisinde oluşabiliyor. O arada gönderdiniz. Gönderemezseniz o arada kalıyor. Perseverance'da Curiosity'de kanıtlanmış iniş sistemini, bu önemli bir şey, kullanmaktadır. Şimdi bunu neyle gönderdiler? Başlayalım. Nereden gönderdiler? İşte United Launch Alliance, bu Boeing ile Lockheed firmalarının ortaklığı. İşte daha önceleri ayrı ayrı projelerde çalışırken Amerikan hükümeti bunları böyle diye birleştirdi bu projelerde. ULA'nın Atlas 5 roketi bu şeyin güneyinde işte Kennedy Space Center'ın güneyinde Amerikan Hava Kuvvetleri'nin bir Cape Canaveral üssü var. Oradan gönderildi. Atlas 5 bir orta büyüklükteki roket. Yüklü halde yüksekliği 58 metre. Yani kesinlikle bir Saturn 5 roketi falan değil. Bütün roketlerde olduğu gibi büyük bir bölümü bunun yakıt. 530 ton. Perseverance'ın da çapı 4,5. Zaten hepinizin aşağı yukarı tahmin ettiği gibi, işte dünyadan kaçış hızı, escape velocity de aşağı yukarı
40 bin kilometre saat. Yani bu yer çekimini yenebilmesi için böyle bir hızda gitmesi lazım. Çıkması lazım. Dünyadan kurtulması lazım. Yer çekiminden kurtulması lazım. Şimdi Perseverance nedir? Yani bunu roketi attı. Roketi attıktan sonra burada ortada yakıt tankları var. Yanında işte aynı şekilde boosterlar var. Bu booster altında 5 tane roket motoru var. Ortada bir, çevrede 4. 541 buradan geliyor. Bu da işte genelde işte bunda da hidrojenin oksijenin de yakılması neredeyse oranlarda işte işte dörtte bir oranında oksijen tabii daha ağır. Hidrojen sıvı yani likit hidrojen ve likit oksijen ve bunları likit halinde şey yapıyor ve bunun bir büyük bölümünü bizim yer çekimini kurtulduktan sonra şu bölümü işte hepiniz izlemişsinizdir atıyor gidiyor. Gittikten sonra da bir süre sonra da şu en üst tarafa işte bu mitolojideki centaur yani üstü at başı, arkası üstü insan, arkası at olan centaur. Buranın da adı centaur. Bu şuradaki motorla da bir süre daha gidiyor. Sonra bu şeyler, kapaklar, şunlar da kapaklar da iki tarafa açılıyor. Bizim gönderdiğimiz adına, Mars 2020 projesiyle gönderdiğimiz adına Perseverance denilen şey, alet şu. Yani topu topu şunu gönderiyoruz. Bu 1250 kilogram için 530 ton. Ve bunlar yakıt, bunlar atılıyor, gidiyor. Evet. Ha, yeri gelir belki ileride zaman kalmasa anlatamayız ama şu şunlar da bu Elon Musk da belki izleyenleriniz olmuştur. Elon Musk'a maliyet açısından yani Elon Musk zaten mümkün olduğu kadar reusable tank kullanmaya çalışıyor. Bunlar hiçbir şeyin atmamaya çalışıyor. Hatta şu sentörün yukarıda açılan bu sentörü bile ağ gererek biliyorsunuz o neydi o işte Because I Love You gibi bir isim var. Bir gemi üzerinde ağın üzerine bunları topluyor. Denemeler yaparak şunu topluyor. Neyse konumuz şu. Perseverance şu. Geldik şimdi. Şimdi Perseverance bu yani giderken takip ettiğimde kilometre olarak Perseverance bu. Gidiyor. Gittikten sonra zaten yol boyunca bütün enerjisini şu güneş panellerinden alıyor. Tabii bunun içerisinde çok hassas ekipmanlar var. Laboratuvar. Yani soğuğa da olmuş. Yani soğuktan geçiyor. Önceleri sıcakken işte sonra soğuk. Ama bu hepsinin içerisindeki neredeyse room temperature'da bütün cihazları korumak zorunda. Onun için muazzam bir mühendislik işi var bunun içerisinde. Bakın şimdi bu araç o tarihlerde bakarken 77 bin kilometre saatte gidiyor. 77 bin kilometre saatte. Ve de yani normalde dünyadan düz bir çizgi çizdiğimiz zaman aşağı yukarı 70-80 o yakınlık anlamında çünkü elips nedeniyle Dünya ile Mars'ın hani birisi Güneş'in bu tarafındayken öbürü o tarafında olabiliyor ama iki senede bir bunlar birbirine yakın noktaya geliyor orayı gözlüyorlar. Yani genelde bunlar da çiftli yıllarda yani 2020, 2022, 2024 o şekilde gidiyor. Şimdi 60, 70 hatta ortalama 80 milyon kilometre iken burada 460 milyon kilometre gitmiş. Çünkü elips bir Hohmann yörüngesi çiziyorlar. Adına Hohmann'ın verdikleri. Yani 470 milyon kilometre yol gidiyor. Yani bu Perseverance çapı bunun 4,5 metre. Dedik ki biz bunu işte Eskişehir Adana'ya eğer bunun bir kum tanesi olsa bu kum tanesi yani bir oranlarsak Eskişehir Adana yolunu yani kuş uçuşu değil işte 666 kilometre
Bunu 156 kere bu kumun Adana'ya gitmesi gerekir. Mesafeler, bunu şunun için söylüyorum, çok çok uzak. Yani ve düşünün, yani o bir nevi yani o GPS'in ondan sonra şeyin gücünü, yönlendirmenin gücünü, bunu yönlendiriyor da tarafında. Mesela bunun daha sonra bahsedeceğiz, etrafında thrusterlar var. Thrusterlar çok ve sonra yaklaşırken bunun hızını kesmesi lazım ve de şey yapması lazım, yani inerken koruması lazım. Şimdi yavaş yavaş inmesi lazım. Yoksa gönderdin oraya ama gidecek betona çarpacak gibi düşünmek lazım. Şimdi Hofmann transfer yörüngeleri işte zaten biraz önce bahsettik. Giden araçlar, bundan önce giden araçlar Mars'ın yüzeyinde bunların durduğu yerler. Perseverance da burada bir Cezöre krateri var. Cezöre kraterinin kenarına inilecek. Çünkü orada bir geçmişteki yaşamın izlerini araştıracak. Burada bu projeleri de bu Caltech'in işbirliğiyle Caltech'le JPL'le, Jet Propulsion Laboratory ile bu projelerde onunla çalışıyorlar. Başka projelerde başka üniversite ve başka kendi laboratuvarları var. Orada çalışıyorlar. Şimdi Cezöre krateri böyle bir yer. Ondan sonra Cezöre krateri buraya iniyor. Şimdi burada bir daha önceki gelen bilgilerle bu bir nevi burada sanki bir göl var. Bu göle de su akmış. O halde biz buranın etrafına inersek gideriz şu su ağzında şeyi yani örnekler alırsak delelim su ağzından örnekler alalım. Varsa burada bir takım biyolojik imzalar görebiliriz. Yani tabii dünyadaki gibi fosil, küçük fosil artıkları gibi şeyler beklemiyorlar ama yani zeminde halen yani ölmüş işte artık biyoloji konusu şeyler var mı yani diye. Ondan sonra da buradan gittikten sonra bu işte 2 sene boyunca şöyle biraz yükseltiye de çıkarak şöyle bir rota izliyor bu araç. Şimdi bu araç Perseverance'ı demin bir bütün halini görmüştük. Bu 5 modülden oluşuyor. Bir tanesi en üstteki seyir modülü. Yani bu aracı oraya 7 aylık süre içerisinde götürüyor. Ondan sonra dünya ile radyo antenleri aracılığıyla yakıt sağlıyor. Bunların iletişim sağlıyor. Üzerinde işte küçük yön verici iticiler de var. Sonrasında şurası tencerenin kapağı. Tencerenin kapağı. Bu da tencere veya tersini düşünebiliriz. Buna backshell diyor. Çünkü koruyor. Bu içerisindekini koruyor. İçerisindekini koruyor. Ondan sonra buna backshell diyor. Bunu aynı zamanda inerken Mars'ın atmosferine inerken atmosferde ısı kalkanı halinde kullanıyor. İndireceği alet şu. Rover. Bu da iniş modülü. Bu aşağı yukarı 7 dakikada çok şey sağlaması lazım. Şöyle bir hareketle iniyor. Aşağı doğru iniyor. Belli bir noktada paraşüt açılıyor. Yukarıdan atılan ekipmanlar biraz sonra göreceğiz. Bu 7 dakika sürüyor. Ama radyo sinyalleri ışık hızında Mars'tan 11 dakikada geliyor. Yani bu arada o şeylerde izlediğimiz hani televizyonda falan izlediğimiz herkesin birbirine baktığı geldim gelmedi heyecanlı ondan sonra işte alkışladıkları dönem şimdi bu yönlendiremiyorlar yani dolayısıyla bu arada işte hep hani kendi kendine karar mekanizmalarını bunun içerisine yaratıyorlar. Şimdi bu aletler hani bizim işte hep nutuklar atıyoruz AI diyor, robotik diyor. Ondan sonra işte yani AI çok basit. Yani işte bilgisayar vesaire falan filan. Bütün mühendislik birimlerinin burada
mühendislik bilimlerinin katkısı var. Hepsinin burada katkısı var. Çünkü bunun inişi bile kendi kendine karar verebilmesi lazım. Bence zaten hep onu söylüyorum. Otonom araçlara en güzel örnek bu. Şimdi bakalım bunu çalıştırabilecek miyiz? Şöyle bir videomuz var. Benden iyi anlatıyor onun için. Paraşütü açtı. Yukarısı gitti. Roketleri ateşledi ve hızını yavaş yavaş düşürdü. Halatlar çekildi. Üst bölüm ayrı bir yere gitti ve Perseverance'ı nasıl hocam, görülebildi mi? Paylaşım durdu hocam şu anda. Tamam, durdurdum çünkü bizim kontrol cihazımız Perseverance kadar kuvvetli değil, ne yapalım. Onun için o yani canlandırma bize, canlandırmayı görmüş. İzledik hocam. Eyvah. Tekrar, neyse en azından bu kontrolleri öğrenebildik yani. Evet, şurayı yapalım. Tekrar biz yolumuza devam edelim. Bir dakika hocam. Kusura bakmayın. Peki, kendisi bilir. Biz de buradan başlarız. Evet, orayı aşmaya çalışıyorum ama... Neyse, bir şekilde halledeceğiz bunu da. Yani normal şekilde bunu yapabilmemiz lazım. Evet, bunu beceremedik. Yani ilerisine gitmeme rağmen. Şimdi sonraki slaytlara giriyorum ama nedense... Peki, böyle gidelim, ne yapalım? Hocam sonraki slayta geçin. Hayır, sonraki 2-3 slayta geçmeme rağmen yapalım. Mesela bu şu 28. slaytta bu video. Ama ben şu anda diyelim ki 3 slayt sonrasına geçtim 31'e ve şuradan şehir yapmam lazım. Yapamıyorum. Ha, tamam. Neyse. Evet. Kendi yönüyle yaptı. Evet. Tamam. Şimdi demin ki anlattığımız şeyleri buna EDL süreci diyor. Yani aşağıya iniş süreci. Mars'ın o 74 bin kilometre saat, Mars'ın atmosferin tepesinde 20 bin kilometre saatte düşüyor. Giriş, alçalma ve iniş. Şimdi bu 20 bin kilometre saat sıfıra kadar inecek. Nasıl yapıyor? Demin ki gösterdiğimiz gibi. Önce en üstteki bölümünü atıyor, şurayı atıyor. Atıyor ve bunun arkasında yani bu seyir cruise modülünü atıyor. Bu cruise modülü de aslında o 7 ay boyunca onu oraya götürmüş. Ondan sonra 10 dakika kala bunu atıyor. Bunun etrafında şurada 4 tane şey var. İtici yani yönlendirici, çünkü açı ayarlaması lazım. Motorlar var. Thrusterlar var. Şimdi içeri girerken de doğal olarak ısı kalkanı. Bakın bütün makine bunun içerisinde. Ondan sonra tabii burada az da olsa yani atmosfere az desek de burada muazzam bir yeni ısı oluşuyor.
1300 derece. Burada hız 1600 kilometre saatte düşüyor. Ondan sonra yine yönlendiriyor bu thrusterlarla. Ve atmosfere girdikten 240 saniye sonra 11 kilometre yükseklikte şeyi açıyor, paraşütü açıyor. Hız bu şekilde 320 kilometre saate düşüyor. Sonra ısı kalkanı ayırıyor, altından kopuyor, bir kenara atıyorlar onu. Bu şekilde gidiyor. Bu arada tabii yeri de sürekli kontrol ediyor. İnecek yeri arıyor, kendi kendine karar veriyor. Üstündeki paraşütü atıyor. Ondan sonra hızı bu sefer alttaki şeyleri, roketleri ateşliyor. Yerini seçtikten sonra hızı 2.7 kilometre saate düşürüyor. 12 saniye kalanda da uzay vinci dediği sky crane'i açıyor. Ve bir set halat 6.4 metre uzunluğunda halat ile indiriyor yavaş yavaş. Çünkü bu bir laboratuvar. Aynen olay bu. Bu noktaya şu halatlarla indiriyor yavaş 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 yeri koruyor. Bu inme mekanizması başlı başına bir olay. Sonra bu buradan ayrılıyor. Bir kenara gidiyor. Diyorum ki işte bu noktada NASA vefasızlığını bir kere daha gösteriyor. İşi bitince kullanıp attı. Ne vardı yani? Biraz oraya kadar götürmüş bu zavallılar bunu. Ondan sonra indirmiş. 3-5 kuş daha para verip de daha düzgün bir yere götürüp ona da şöyle asil bir şey yapabilirdi. Neyse. Şimdi burada cesaret edemiyorum. Bunun yeni bir versiyonu var. Fakat şimdi hem aynı şeyi anlatacağım için buraya geçiyorum izninizle. İndi aşağıya. İndi. Aşağıya inince kolları açıldı. Yere indi, kolları açıldı. Şu çeşitli işte makinalarla çalışmış arkadaşlar var mutlaka bilirler. Bunun içerisinde bir bunun bütün mekanizmasını şu işte yani yani termonükleer plant motorunu bütün bu elektrik enerjisini bu temin ediyor. Yani uranyum 238 olabilir diye hatırlıyorum. Çözünüyor. Tabii bu ne demektir? Yani burada zaten insan olmadığı için kullanabiliyor bunu. Ondan sonra bu yani gücü bu. Merkezdeki gücü bu. Kollar var vesaire. Dediğim gibi meğer ağırlığı 1200 diye düşünürken ağırlık 1 kiloymuş. Bunu aşağı yukarı bu bildiğim kadarıyla kilogramı 2,5 milyon dolara falan geliyor. Yanlış hesaplamadıysam. Neyse. Şimdi bu aletin üzerinde bilim ekipmanları var. Kameralar var. Ondan sonra spektrometreler var. Altta işte havayı, yeri vesaire. Biraz sonra onlara şöyle hızlı bir şekilde gidelim vakit kullanmak adına. Ondan sonra ve sonunda bir yerde de delmeye başlayacak. Şimdi üzerinde bulunan aletler şöyle kısaca bir göz gezdireceksek Maskem Z diyor. Ondan sonra işte Mastercam. Ondan sonra çeşitli astronomik şartları, yüzey atmosferi vesaire bunları ölçüyor. Süperken 7 metre uzaklıktan kalem ucu kadar bir noktadaki hedefi kimyasal ve mineral yapısını tespit edebiliyor. Bunu da yapan SINES. Ondan sonra kayayı, toprağı bunları ölçüyorlar. Havayı analiz ediyorlar. Ve aynı zamanda bu bir yerde spektrumun bütün bantlarında radyasyonu ölçüyor. Yani Mars'ta radyasyon var. Ciddi radyasyon var. Ondan sonra toz başlı başına bir olay. Yani toz nasıl dünyada
Havayı bizim su etkiliyorsa toz da oranın vazgeçilmez bir parçası. Öyle ki yani gerçekten yani şeyde toz yani o yani astronotların elbiselerinin tasarımında bile etkin. Yani statik elektrik o toz bulutunun içerisine girdiği zaman yani hiçbir şey korunmuyor. Hiçbir şey korunmuyor. Yani ciddi elektrik, statik elektrik yani canlı bırakmıyor ortalıkta. Şimdi radar reflex diye bir şey var. Bu da yerin yüzeyden 10 metre derinliğe kadar su ve buz arıyor. Çünkü bunun hedeflerinden bir tanesi su ve buz araması. Bu önemli bir cihaz MOXIE. MOXIE normalde eğer bu da bir deneme amaçlı yapıyorlar. Bu atmosferdeki atmosferi %95 karbondioksit. Bu karbondioksitten yani bizim bitkinin yaptığının tersini yapacak. Fotosentez cihazı oksijeni emecek. Bu bir deneyecek. Eğer bu gerçekten oksijen üretirse normalde suyu da bulmalı. Yani su da bulunması lazım tabii ileride. Şimdi bu ekvator bölgesine indi. Yani su daha ziyade yerin daha altında yani buz halinde ya da işte kutuplarda var. O kutuplardan suyu bir şekliyle eritmesi lazım. Eritince işte hidrojeni H2O'dan hidrojeni normalde ayrıştırması lazım. İşte hidrojeni yakıt olarak kullanacak. Oksijeni ise onu yakıcı olarak kullanması lazım. Ama onlara gelmeden daha MOXIE eğer başarılı olursa burada bir kere oksijen sorununu havadan çözmeye çalışacak. Eğer olursa ileride işte bunların çok daha büyükleri yapıla gelecek. İşte bizim astronotlar veya insanlar oraya gittiği zaman da bunlar gitmeden önce oksijeni orada stoklamaları lazım. Şimdi üzerinde işte organik kemikalları, Sherlock, mineralleri aramak için spektrometreler, laserlar var. Bu Sherlock'a Watson da eşlik ediyor. Onun yanı sıra kaya ve toprak dokularının yakın film çekimlerini yapıyor. İşte mikrobik yaşamın tespitini yapmaya çalışıyor. Bir de bunun içerisine ilaveten bir tane Ingenuity diye bir helikopter koydular. Bu çok büyük bir şey değil. Ama işte Mart 2021'de kısa 30 saniye süreyle uçacak. Bunda bu da işte burada 1.8 kilogram ağırlığında ama çapı çok büyük. Şimdi eğer bu uçurabilirlerse pil gücüyle uçacak. Çünkü oranın atmosferinin bunu uçurabilecek, lift edebilecek bir gücü yok. Bu da zaten topu 30 saniye falan uçacak ama eğer bu daha geliştirilir, yani denemeler sonunda uçarsa işte normal roverların gidemediği yere bu şey gidecek. Gidemediği yere bu tepeden gidecek. İşte o helikopter görevini görecek. Şimdi bunu izlememiz lazım. Bu kaya alma örnekleri. İşte kollar açılacak ve bu kolu açılacak. Kol yani bu misyonun en önemli parçalarından biri. Kol açılacak. Yani bir yerde bir CNC makine gibi CNC matkap gibi açılacak. Ondan sonra yere şey yapacak. Buradan alacak. Ondan sonra delecek. Kesici takımları var vesairesi var. Yeri delecek. Ondan sonra bunları aynı şekilde numuneyi alacak. Arka tarafında sızdırmaz bir şekilde bizim işte çok milli tezgahlarımız gibi tareti var. Bu sarı
tüpün içerisine koyacak. Ama sızdırmaz bir şekilde. Bunu da hep güzel tasarlamışlar. Ondan sonra bunun üzerinde 43 tane böyle şey var. Tüp var. Madenciler herhalde buna karot diyorlar galiba. Neyse. Heh, tamam. Bu da işte tipik 43 tane numune tüp var. Ondan sonra titanyum gövdeli. Yani tabii bunlar giderken dünyadan çok iyi bir şekilde, yani buradan çünkü o nehir yatağından da bir şeyler gelecek. Yani buradan mikrop götürmesin diye çok iyi şey yapıldı, kontrol edildi. Hatta bu Tianwen, yani Çinlilere bir itirazları var. Hiçbir, yani buradan acaba bir şey mi yani temizlik prosesinde, hijyenik prosesini yeterince biz bilmiyoruz. Siz, yani buradan acaba mikrop mu götürdünüz, bizim projeyi mi etkilediniz, etkileyeceksiniz gibi böyle bir eleştirileri de var. Bu böyle kesici takım. Ondan sonra işte Quick Exchange, yani talaşım artı çalışan arkadaşlar biraz bir. Bunları 43 tanesini bunun altına oturtuyorlar. Şimdi bir dakikamız var. Şimdi buraya kadar bunu şey yaptı. Perseverance yaptı. Yapacak yani önümüzdeki dönemde. Geriye dönüş ayrı bir proje. Geriye dönüş için ESA ile işbirliği yapıyor. Ama iki tane daha uçuşun olması lazım. Bunlardan bir tanesi, yani birincisi bu şey gitti. Bu turlarını yaptı, aracını açtı ve toprağın üzerine yerlere, kodlu modlu oralara indirdi, bıraktı. Ha, ikinciyi yine aracı NASA gönderiyor. Fakat NASA'nın gönderdiği bu aracın içerisinde Sample Retrieval Lander var. Bu Lander ESA'nın yaptığı, anlaşmaları öyle. Ondan sonra Fetch Rover toplaması getiriyor ve burada bir şeyde fırlatma cihazında, yani hızlı gitmeye çalışıyorum. Ayını da bir hemen hızlı geçeyim ki sorular varsa hemen oradan cevaplandırayım. İnsanlı uçuşlara girmeyeceğim. Ama o yani istenirse orayı da hemen aktarırız. Şimdi yani buradan anlatmaya çalıştığımız, hocam buradan anlatmaya çalıştığımız müthiş bir işbirliği var. Ve evet. Başlayayım mı? Lütfen. Hocam şimdi iki tane daha, bu deminden beri hep Perseverance anlattık. Şimdi iki tane daha proje var. Ve bunlar birbirine bağlantılı, 2031'e kadar sürecek. Yani bu ikincisi ve üçüncüsü ESA ile birlikte yapılıyor. Ama ikincinin roketi yine şeyin, ikincinin roketi yine NASA'nın, fakat giden aracın içerisinde iki tane bir toplama aracı var. Örnekleri, çünkü bu giderken Perseverance bunları çeşitli kodlar var üzerinde, işte bunları yerlere bırakıyor, çeşitli noktalara, 43 noktaya bırakacak. Fakat giden araç bunları teker teker toplayacak. ESA'nın aracı gidecek, toplayacak. Topladıktan sonra topladı getirdi. Şurada rover aldı getirdi. Şurada Mars Ascent Vehicle, yani buradan yukarıya tekrar fırlatacak. O arada, yani şuradaki aracın üzerinden yukarıya roketi ateşleyecek. Şimdi bu arada üçüncü ayakta, bunlar yıllara sari programlar tabii, Earth Return Orbiter Mission var. Yani burada ESA bir araç gönderiyor. Tamamıyla roket kendisine ait. Ariane. Ondan sonra gönderiyor. Gönderdikten sonra buradan füzeyle ateşlenen örnekler
Yani bir araçla, ki aracın adı yükselme aracı MAV. Ve bu bir yerde kurşun gibi gelip bunun arkasına yapışıyor. Yani şekli görünce benzetiyoruz. Ondan sonra ve daha sonra bunun geriye dönüşünü ESA yapacak. Yıl 2031. Şimdi biraz önce anlattığımızın geldi, görev bıraktı. Ondan sonra 2026'da NASA aracı gönderdi. Fakat bu aracın içerisinde aynı zamanda toplayıcı rover var. Toplayıcı rover de şu. Bu da 2026'da atılan 7 ay sonra, işte 8 ay sonra 2027'de inmiş oluyor. Şu, bunun tek görevi bu yerde olanları topluyor. Topluyor, geliyor. Ondan sonra burada yine NASA'nın lander'ı var. Ona, yani beraber gittikleri lander var. Oraya yüklüyor. Şu cihazla yüklüyor. Yükledikten sonra buradan şu MAV ile Mars'tan fırlatılıyor. Yörüngede giderken o arada ESA'nın Return Orbiter'ı var. Şeyde, yörüngede dönüyor ve bu birleşiyor bununla. Bu yaklaşık olarak herhalde yani 50-60 santim uzunluğundadır, fazla bile değildir. Gidiyor, bu bununla birleşiyor ve sonra bu Return Orbiter'la, yani geriye dönüşünü 3. kademede ESA getiriyor ve oldu yıl 2031. Ben burada keseyim, insanlık girmedim. Soru varsa devam veya insanlıktan da birkaç söz edip iki projeden ondan sonra soru alabiliriz veya şimdi alabiliriz. Size kalmış hocam. Buyurun. Ekran paylaşımını hocam durdurabilirseniz arkadaşları da görelim. Sorusu olan arkadaşlar varsa şu anda alalım. Hocam sonra devam eder. Tarık hocam, sesinizi açıp sorabilirsiniz. Hocam, benim bir sorum var Tayfun hocam. İlk Mars'a gönderme 1965'te. 228 günde gidiyor. Şimdi aradan 56 sene sonra gidiyor. Teknoloji yükseldi, her şey yapılıyor, her türlü imkanlar var. Ama 202 gün. Arada yani 25-26 günlük bir fark var. Yani bunu hızlandırmayı niye yapamıyorlar? Yani şey mi izin vermiyor? Yer çekim kanunları mı izin vermiyor? Ya da bu hızlandırma araca mı zarar veriyor? Yani neden nedir acaba? Bu konu hakkında bilginiz var mı hocam? Hocam, şimdi aslında bunlar tamamıyla motor olayı, yani tepki olayı. Yani şimdi esas güç buradaki yer çekiminden kurtulmak. Şimdi zaten insanlı uçuşların da temel problemi bu. Yani insanlı uçuşların da temel problemi bu. Yani bu hani işte şeyler patlatıyor ya, Musk patlatıyor. Yani bunlarda şimdi şöyle diyelim. Tamamıyla roketin gücü, motoru. Şimdi bugüne kadar en güçlü motorlar işte zaten, yani şimdi bir kere şöyle biraz uzun cevap veriyormuşum gibi olacağız ama idare edin hocam, ne yapayım. Yani şimdi bütün bu Mars projelerinde, yani bu Mars projeleri bir kere Von Braun 1945-53 arasında Mars Project diye bir kitabı var adamın. Hesaplar var. Tamam mı? Hakikaten de tutuyor. Bir tek tutuyor. Halen yani bir tek eksiği şey var. Radyasyon o dönemde, yani elektromanyetik koruma bilinmiyor. Yani onu hesaplayamadım diyor. Bilemiyor o dönemde. Şimdi
En güçlü motorlar Satürn 5. Ha şimdi, yani bu insanlı uçuşlar için zaten Ay'a gidiş baştan itibaren bu Satürn 5 roketleriyle beraber esas proje Mars projesi, Ay projesi değil. Ondan sonra şimdi aynı şeyi iki kanal yapıyor. Ben bu arada şeyden de bahsetmiş oluyorum. Yani insanlı uçuşlardan. İki tane proje var. Birisi NASA'nın SLS'i, o da 2024'te gönderecek. Çok güçlü motor yaptılar. İki, Musk. Musk'ın yaptığı Raptor motorları var. Çok güçlü motorlar. Çünkü bu ikisinin arasındaki, yani Satürn 5'ten sonraki dünyanın elinde kalan en güçlü motorlar Rus motorlarıydı. Soyuzların motorlarıydı. Şimdi bu ikisini yaptılar. Fakat yine de hiçbir şekilde bu insanlı uçuşlar, ama hiçbir şekilde, yani ne dedik bir kere, doğrudan mesafe 80 diyelim ki, yani sadece galiba 63 yılında Mars Dünya arasındaki mesafe aşağı yukarı 58 ya da 63 milyon kilometre iken, ortalama 80 milyon kilometre, yani yıldan yıla da değişiyor bu, tamam mı? Yani mesela bu sefer gittiklerinde herhalde 78 milyon kilometre, ama Hohmann transfer yörüngesi dediği şey, yani eliptik bir yörüngeyle gittiği zaman bu ne oluyor? 400, yani iki tane elips halinde dönen, şeyin kütlenin arasındaki mesafeyi siz şeyle gidiyorsunuz, mecburen Hohmann yörüngesiyle gidiyorsunuz. Yani bu da eliptik bir yörünge ve 470 milyon kilometreye çıkıyor. Şimdi bu sizin söylediğiniz şu tarihte gitti, ama şimdi şöyle bir şey var. Yani o tarihlerde gönderdikleri küçük, bu kadar büyük kütleyi daha yeni gönderdiler. Yani yeni gönderiyorlar. Yani mesafe çok uzun. Şimdi tepki, yani motorları olayı, yani tepki olayı, yani ben şimdi robotikle ikisini bir arada anlatmaya çalıştım, ama yani teknolojilerin en önemlilerinden bir tanesi halen mesafeler çok uzun, roket gücü ve yakıt gücü. Yani o yakıt gücü insanlı uçuşlarda, yani biz oraya kocaman şeyler görüyoruz, ama onların büyük bir bölümü şey, yakıt. Bunlarda ise, bunlar da güneş enerjisiyle gidiyor oraya. Zaten buradan büyük bir gücü buranın yer çekiminden, yani dünyanın yer çekiminden giderken kullanıyor. Yani başka motorlar üzerinde çalışıyorlar. Başka değişik. Mesela şeyin, NASA'nın takometre, biz şimdi hep niye NASA diyoruz biliyor musunuz? NASA'da açıyorsunuz, hakikaten bilgi paylaşıyorlar. Yani işte geçen bir arkadaş sordu, neden Çin'i hiç şey yapmıyorsunuz? Ya Çin'den açın bir tane siteye bakın. Yok ki, bilgi vermiyorlar. Yok zaten, öyle bir şey de yok zaten. Şimdi diyeceğim, özetle yani orada şey var. Mesela Elon Musk patlatıp duruyor. Habire patlatıyor. Yani dikine inme bilmem ne falan filan patlatıp duruyor. Neyse, o konuya da yeri geldikçe gireriz, ama temel mesele şey hocam. Roket gücü, yani şimdi ismini hatırlayamadım. Yani o NASA'nın takometresinin içerisinde çeşitli güçler var. Yani bu adamlar mesela daha da uzağa gittiler. Mesela Voyager'lar. Voyager 1-2, Carl Sagan'ın içerisine mektup yazıp, işte Türkçe laf bile var biliyorsunuz. Ama oralar hep mesela giderken flyby, yani mesela rastladığı, o da zaten o tarihlerde gönderilmeseydi sonra öyle bir açıklık çıkmadı. Çünkü 3-4 tane gezegen aynı noktaya denk geldi. Yani şimdi sadece Mars, Dünya'yı konuşuyoruz, ama öbüründe 4 tane gezegen aynı şey alignment'a geldi. Buradan gönderdi. Enerjisinin yetmediğinde gidip öbürünün etrafında döndü. Yani bir yerde spininden faydalanıp tekrar döndü. Orada mesela Cassini'nin trajektörü izini
trajektörüsüne bir bakın. Cassini mesela, yani onlar bundan bu ağırlık taşımıyorlar. Anormal hareketler yapıyor. Yani oranın kütle çekim, yani Satürn'ün pardon işte Jüpiter'in, Satürn'ün şeylerinden faydalanıyorlar. Kütlesinin, çünkü fazla yaklaşsa çekip içeri gidecek. Oraların spinlerinden oranın momentum alıyor, ileri doğru gidiyor. Şimdi tekrar geri döneyim hocam. Yani Mars için gittiği zaman bir de ne dedik? Durdurma da problem. Yani şu anda niye uzun uzun şeyi gösterdik? Yani iniş için orada ard arda gerçekleşen bir ciddi dizi olay var. Yani Türkçesi Tarık Hocam, frenleme de başlı başına bir problem. Yani onu açıyor, bunu açıyor, bunların hepsini karar veriyor ve bunlar çok küçük bir yere sıkıştırıyorsunuz. Yani bir ton dediğiniz nedir ki yani? Yani bilmiyorum, sorunuzu cevaplandırabildim mi hocam? Yani öyle, o kadar yani. Uğraşıyorlar. Ama ileriye yönelik, roketlerle ilgili ileriye yönelik yaptıkları şeyler var. Yani takometreleri var. Böyle taksonomi mi? Neyse, ismi yanlış söyleyebilir. Oralarda ne zaman neye gelineceğinin bir planı var. Yani bu kadar hocam. Bendeki bilgi de bu kadar. Buyurun hocam. Doğan hocam, sesinizi açıp sorabilirsiniz. Buyurun. Hocam, bu preferansın oraya indirilmesiyle ilgili kullanılan araca NASA'nın vefasızlığından bahsettiniz. Binlerce denemeler yapılıyor, bir sürü araçlar gönderiliyor ve buna bağlı olarak on binlerce parça uzayda salınmaya başladı. Bununla ilgili, hatta kullanılan araçta nükleer enerjiyle ilgili de bir takım şeylerin kullanıldığını söylediniz. İleriye yönelik bunlar ciddi sorunlar haline gelecektir muhtemelen. Yaşadığımız çevrede, dünyada bunun örneklerini çokça görüyoruz. Bununla ilgili bir çalışmalar var mı acaba uzay teknolojisiyle ilgili? Şimdi hocam, bir anlaşma var zaten. Şöyle bir anlaşma var. Yani işte regülasyonlar yapıyorlar güya. Mesela bilmiyorum sorunuzun cevabı olacak mı? Yani siz bir yerde uzay çöplük oluyor anlamında söylüyorsunuz. Tabii evet. Bir anlaşmalar var. Hatta burada şimdi girerken yazıya sıkıntı çıkar diye korkuyorum. Okuduğum yazıda şu var. Mesela yani bir anlaşmalar var, fakat bir anlaşmalar var ama birbirlerini, şimdi iki kamp var burada. Daha doğrusu dört tane kamp var. Yani bir Amerika, iki ESA. ESA'nın içerisinde 22 tane ülke var. Avrupa Uzay Ajansı. Ondan sonra bir Ruslar var, bir de Çinliler var. Şimdi Japonlar da işte Hayabusa'yla bir şeye indiler. Hayabusa'yla neydi onun adı? Bir asteroidin üzerine indiler. Yani düşünün, bir asteroidin üzerine inebilmek. Yani geometrisi yamuk yumuk bir şey yani. Taşın üzerine, kayanın üzerine iniyorlar. Şimdi bu dört tanesi bir taraftan birbirlerini de kontrol ediyorlar. Şimdi Amerika ESA ile beraber iş yapmaya çalışıyor. ESA 22 ülke, ESA ise Roscosmos'la iş yapıyor. Ondan sonra iki gün önce de şeyler açıkladılar. Çinliler de şeyle Ruslarla ilişki yapacaklarını söylediler. Hatta diğer ülkeleri davet ettiler. Yani böyle bir kamplaşma var ama birbirleriyle de bağlantılar bir şekilde var. Herkes birbirini kontrol ediyor. Şimdi ben uzay çöplüğü anlamında söyleyeceğimiz şeyi de şöyle olduğunu düşünüyorum. Zaten uzay çok büyük. Uzay anormal büyük. Yani biz mesela deminki gösteri şekillerinde Kuiper
pardon, asteroid kuşağını gösterdik, değil mi? Asteroid kuşağının arasından, asteroid kuşağının arasından peki taş kaya diyoruz küçük şeylere, kaya parçaları, parçalanmış, gezegen haline olmamış gelen kaya parçaları. Peki bu bir sürü oraya geçen araç var. Onlara nasıl çarpmadan geçti? Yani bunlar böyle şey değil. Onun cevabını okuduğumda şunu diyor. Yani mesafe o kadar büyük ki. Mesafeler o kadar büyük ki orada şey yok yani. Ama tehlike şu. Çok küçük bir kum tanesinin, asteroidin gelip mesela onun denemelerini yapıyorlar. Yani bizim mesela uçaklara en büyük tehlike nedir? Şeydir işte kuş girmesidir. Yani bir kuş çarptığı zaman motordan içeri girdiği zaman ki biz mesela sonuçta kuş testi yaparız bütün tasarımlardan sonra değil mi? Kuş testi. Kuş atılır içerisine ama kuş organik bir şey olmasına rağmen, yumuşak bir şey olmasına rağmen acayip bir süratle ne yapar? Kurşun gibi girer. Yani şimdi o küçük kum tanelerini mesela bu şimdi tabii uzay dediğimiz zaman havaya giden en ufak bir şey dediğiniz zaman mutlaka işin içerisinde bir ağırlık konusu var. Yani onun için de bir enerji veriyorsunuz. Yani ağırlığı da azaltabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama onun testleri var. Mesela aynı şekilde deminki analojide yaptığım gibi yani bir kum tanesinin, bir taş tanesinin şeye gelip çarpması şöyle testler var, testlerin fotoğrafları var. Bizim işte şeylerde, mukavemet derslerinde gördüğümüz çentik bilmem ne testleri gibi acayip şekilde işin içerisine giriyor. Şöyle kalın bir, böyle bir kalınlığı da uzay aracında kullanabilmesi imkansız. Yani bu çok büyük bir risk. Yani zaten şöyle söyleyeyim, tam tersine düşünün, dünya için de büyük bir risk. Yani dünyada mesela bir TÜBİTAK'ın bir Türkiye'ye çevrilmiş bir çok güzel kumla ilgili, tozla ilgili bir kitabı var. Okursanız tavsiye ederim, çok güzel. Yani mesela dünyada bile gelip çarpan toz nedeniyle, yani nedeni belli olmayan şeyler var, ölümler var. Yani o toz tanesi geldiği zaman çarpıyor, kimse neden öldüğünü bilmiyor. Yani toz geldi bana çarptı da öldüm demiyor. Yani kütle M ve yani kütle hız çarpımı, enerji sonuçta yani. Şimdi yani böyle bir açıklama yaparken bilmiyorum, emin olamadım. Yani sorunuzun cevabını verebildim mi? Bendeki bilgi de bu. Yani çöplük anlamında zaten çok büyük. Yani orada demin ne saydık? Şeye giden, topu topu Mars'a giden 40 tane araç var. Bunun 40'ın bir kısmı zaten çıkarken buradan gitti. Yoldayken gitti yani Ruslarınki özellikle. Oraya yani çarpan bir iki tane var yani. Orada ne şeyini verecek? O zavallı benimki hani espri. Diyorum ki yani bunu da yapsaydın şöyle güzel bir kenara oradan koparttın gitti. Vefasızlık gösterme. 3 kuruş para da harca gitsin orada dağın kenarına koysun. Yarın öbür gün. Zaten bu insanlı uçuşlar enteresan. Oraya bahsetmedik. Yani giderler orada işte bir türbe mürbe yaparlar, bir şey yaparlar. O anlamda espri olsun diye. Bir de hocam uzay programıyla ilgili çalışan 4 gruptan bahsettiniz. 5. grubu atladınız. Aşk olsun. Hocam o bizim beşinci grup bence yani benim tahminim 5. grup zaten blöf yani onu hepimizin farkındayız. 5. grup işte 5. grup yani Allah aşkına yani ben bahsetmedim kayıttayız falan filan yani ben F-16 uçaklarının işte motorunda ilk mühendisleriz biz yani ondan sonra yöneticiliğini falan yaptım bir 10 sene falan yani şunu şu kadar söyleyeyim, dışarıya anlatılanla propaganda amaçlıyla gerçek arasında farklar var. Onu da herhalde bir ara isterseniz anlatırız yani hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Estağfurullah hocam. Mehmet Ali hocam sizin bir sorunuz vardı. Hala varsa sesinizi açıp sorabilirsiniz. M-
Muhammed Hocam da var orada galiba. Mehmet Ali Hocam, sorunuz Salih'e geçerli mi yoksa? Sadece ekranda kayboldum bir anda. Ben sorumu sorduktan sonra hocam açıkladı bu paraşütün ne işe yaradığını. Ben onu bilemiyordum. Ama açmışken sorayım. Bu uzay araçlarının metalleri nedir? Yani niye bunlar sıcaktan, hızdan, bir şeyden zarar görmüyorlar? Sapasağlam gidiyorlar. Yani o metaller de yani teknik olarak çok detay bir şey değilse, çok teknik bir şey değilse hocam iki kelime söylerse sevinirim. Teşekkürler. Şimdi hocam şöyle ben dilim döndüğünce şöyle anlatmaya çalışayım. Şimdi sıcaklık konusunda geldiğini bir, yani sıcaklık konusu geldiği zaman sıcaklıkla ilgili bir olayda metaller mutlaka bir şekilde eriyor. Yani metalin yani çok sıcaksa, değil mi? Çok sıcaksa metalin kaldırabileceği bir sıcaklıkta eriyor. Örneğin diyelim ki işte çokça kullanılan süper alaşımlarımız var. İşte nikel bezli alaşımlar, Inconel 718, ondan sonra bir de özel kompozisyonu belli edilmeyen işte P precision metaller var. P sınıfı altında gider. Şimdi eğer bir sıcaklık çok yüksekse ve o şeyi geçiyorsa, metalin erime derecesini geçiyorsa, o zaman üzerinden mutlaka bir soğuk hava akımı geçiriyor. Yani aerodinamik olarak problemi çözüyor. Yani mesela şeyler de ya kaplamalar yapıyor, kaplama yapıyor, o bile yetmezse, yani mesela uçakların, motorlarının, egzoz bölümünün içindeki kaplamalardır. Ve biraz önce zaten o şeyde de var. Neyse, o kadarına girmeyeyim. Veya mesela türbin bilekleridir. Çok yüksek sıcaklıklar vardır. Ama o türbinin kendisini şöyle düşünün. Buradan sıcak hava geldiği zaman buranın üzerinde durabilecek şu türbinin sıcaklığını, yani şu sıcaklığı kaldırabilecek bir şey, metal yok. O zaman ne yapıyor? Bunun içerisinden soğuk hava geçiriyor ve bir film oluşturuyor. Soğuk hava filmi oluşturuyor ve sıcak hava o aerodinamik olarak soğuk havanın üzerinden, yani kayarak geçiyor ve yani Türkçesi soğutma, yani havayı yani soğutuyor. Şimdi çok soğuklardaysa işte kriyojenik dereceler, yani kriyojenik dediğimiz zaman da zaten işte bunlar mesela tekrar sıcaklığa geçeyim. Heat shield demin gösterdik. Sürtünme, friksiyon çok büyük ısı yaratıyor. Bilmem 1000 küsur derece orada var bildiğim kadarıyla. Onu o kısa süre ama çok uzun sürede maruz kalmaması için onu kaplıyor. Kaplama var. Müthiş bir kaplama var orada. İşte beyaz zaten deminki şey var. Ama o sürelik bir şey. Ondan sonra atıyor onu. Yani kavruluyor, yanıyor. Şimdi çok soğuğa geldiğimiz zaman, çünkü soğuğa doğru gidiyorsunuz ve ortalama işte uzayın sıcaklığı 2-3 Kelvin. Yani şimdi burada mesela storage, yani daha doğrusu işte yukarıya çıkarttığımız mesela roketlerin yakıtları hidrojen dedik, sıvı hidrojenin yani daha yukarıya çıkmamıza gerek yok. Götürdüğümüz yakıtın, yani o bütün roketlerin üzerindeki yakıt tankları var, değil mi? Atıyor birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz diye atıyor. Şimdi hatta yerdeyken patladığı zaman etrafına su buharının çıkıyor olmasının esprisi de o. Hidrojen aşağı yukarı hidrojen
Şimdi 270 hidrojen çok düşük sıcaklıklarda sıvı haline geliyor. Yani oksijen, nitrojen eksi 160, yani hava gazları eksi 160 santigrat, eksi 180 santigrat olurken hidrojeni yakıt olarak, sıvı hidrojen olarak kullanıyorsunuz. O sıvı hidrojeni de, sıvı hidrojen de hemen aklımda değil ama herhalde yani eksi 220'lerde midir, 250'lerde midir? Bakmak lazım. Yani hidrojen en küçük element. Onu sıvı hale getirmek muazzam bir şey. Yani o ölüm. Yani daha yani yukarıya çıkıp da oralarda uzayda soğuklukla falan filan oralara gitmeden daha bizim buradan giderken problemimiz var. Yani onu işte zaten mesela roketleri atarken ben şimdi gene acaba konuyu çok mu şey yaptım, dağıttım diye düşünüyorum ama. Hocam size roket... yardımcı olmak için isterseniz şeyi söyleyelim. Birkaç hafta önce Metalürji ve Malzeme bölümünde profesör olan Eren Kalay malzeme konusunu anlatırken Mehmet Ali Hocam'ın tam sorusunun yanıtını verdi. Roketlerde kullanılan kaplama malzemesinin özelliklerini ve ısıyı niye içeriye iletmediğini yeni teknolojiyle, hatta biz nanoteknoloji falan diyoruz, onlarla nasıl becerdiğini anlattı. Bunu Ankara'daki o işte ODTÜ Mezunları Derneği'nin YouTube kanalında rahatlıkla cevabını bulacaktır. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben o iletiyi bulur okurum. Oldu. Hocam teşekkürler. Elinize dilinize sağlık. Hocam konuyla ilgili diye merakım var. Eskişehir'de üretilen lüle taşının bu uzay teknolojisinde izolasyon amaçlı kullanıldığını duydum. Doğru mudur bu? Ya hocam şimdi lüle taşı dan ziyade, lüle taşından ziyade perlit izolasyon için kullanılan perlittir. Yani perlit kayasını patlatıyorlar. Ben kriyojenikte çalıştığım için yani kriyojenikte de çalıştığım için söyleyeyim. Şimdi izolasyon için en iyi malzeme perlit. Perliti şey yapıyorlar, kayayı alıyorlar, patlattık diyorlar. Onun adı patlatma tesisleri. Patlatıyorlar, toz duman oluyor. Ve onu şeyin içerisinde yani bu izolasyon yapılacak, diyelim iki tane silindirik tank var. Bunun çevresini bununla dolduruyorlar ve içerisinden bir de şeyini alıyorlar. Havayı emiyorlar. Vakumunu emiyorlar. O şu anda en iyi izolasyon malzemesi. Yani lüle taşı zaten bitti bitecek. Yani öyle çok büyük miktarlarda olan bir şey değil. Yani ne diyorlar ona, kalsiyum bilmem ne falan diyorlar ama yani ben ondan ziyade hiç ona kafayı yormamak lazım. Mesela Türkiye'de kriyojenik tank üretiminde yani yolda tankerler görürüz veya sabit tanklar görürüz. Sıvı oksijen, sıvı hava gazları vardır. Değil mi? Sıvı oksijen, nitrojen, ondan sonra işte yani bu ne derler hastanelerde işte oksijen, sıvı oksijen, LNG keza aynı şekilde. Bunların hepsinin storage tankları yani izolasyonları perlittir. Bunlar tüp şeydir. Yani perlit hocam. Lafı uzatmayayım da perlit. Yani şeye gelinceye kadar, lüle taşına gelinceye kadar lüle taşı zaten kuyular bitti bitecek. Yumuşak bir taş. Perlit her yerde perlit var. Teşekkür ediyorum hocam. Estağfurullah. Hocam lüle taşı zaten ağır malzeme olduğu için izolasyonda kullanılmaz. Hem de pahalı malzeme. Dediğiniz gibi daha çok farklı izolasyon malzemeleri var. Muhammed Hocam buyurun. Soru hakkı sizin. Tayfun Hocam, kıymetli arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Bugün pazar olmasına rağmen ben kendi işim gereği çalışıyorum. Sorumu sorduktan sonra da müsaade almak istiyorum. Konu o kadar ilgimi çeken bir konu ki başladıktan sonra kendimi alamadım. Tayfun Hocamızın bu konudaki birikimine de hayran kaldım doğrusu, ilgiyle izledim. Müsaadeniz olursa iki tane sorum olacak. Birincisi şimdi
hepimizin aklına gelen tabii ki bütün bu olağanüstü mühendislik, fizik, kimya, matematik, efendim makina, elektrik, elektronik, ama sözü getirmediğimiz bir yer var. Biyoloji, nihayetinde iş ona dayanacak. Buraya insan götüreceğiz. Tayfun Hocam bu konuda da bildiklerinden birkaç cümle, birkaç şeyler lütfederse. Mesela zamanın birinde işte bu uzun yolculukta hayvanların kış uykusuna yatma özellikleri üzerinde çalışma yapılıyordu. Bu insanlar ne yapacak, ne içecek, ne yiyecek, ne kadar zaman dayanacak filan şeklinde. Birincisi bu. İkincisi de Mars'a ulaşan araçta nükleer enerji kullandığını, yani Mars'a vardıktan sonra oradaki kullandığı enerjinin nükleer enerji olduğunu anladım, yanlış anlamadıysam. Eğer nükleer enerji ise çok merak ediyorum, o kadar küçük nükleer reaktör yapılabiliyor mu? Teşekkür ederim. Şimdi hocam, birinci sorunuz, insan, tabii biz hani insanlı yolculukları anlatmadık. Ama ana problemler şunlar. Bir kere ana problemler kas, bu yer çekimi, bir yer çekimi, yani insan yapısı yer çekimine bir alışmış. Şimdi bunu önce bu ISS'de, Uluslararası Uzay İstasyonları'nda yer çekiminde, yani mikrograviti ortamında insanları çok uzun süre tutarak, hatta yani rekorlar kırıyor. İşte 700 gün falan kalan adam şu anda Scott bilmem kim. Çünkü adamlar geldikten sonra böyle külçe halinde oluyorlar. Yani vücut yaşayamıyor bunu. Bu bir. Şey oldu, Amerika'daki adam işte şeyden astronot Scott bilmem kim şey oldu. Bu son seçimlerde senatör oldu. Arizona'dan yanılmıyorsam. Evet, Arizona'dan. Şimdi ikinci bir Rus, bir de üç, bir tane gene bir bayan. Yani bunlar ISS'de o deneyleri yapıyorlar. Yani insan 365 gün acaba çünkü 7 ay, 7,5 ay yolculuk yapacaklar. Bir yolculuk var. Yolculukta küçücük bir ortamda, yani öyle filmlerdeki gibi değil, küçücük bir ortamda yolculuk yapacaklar. Ondan sonra yani bunun sadece fiziksel değil, psikolojik bir sürü hikayeleri var. Onun yanı sıra işte yeme içme sorunları var. Ondan sonra hiçbir zaman zaten yanlarında et götüremiyorlar bunu. Zaten bunları Von Braun hesaplamış. Sadece Von Braun değil, şu anda da ben slaytlar o konuya gelmediğimiz için hemen vakit kaybetmeyeyim diye şey yapıyorum. Bir başka alan, şimdi insan oksijen havada insanı da değiştirmeye çalışıyorlar. Yani oksijen havada nedir? %78 nitrojendir, %21 oksijendir. Oksijeni biraz fazla verdiğinde ciğerler yanıyor. Az yendiğinde, yani artı eksi 5 midir öyle bir şey. Ama aşağı doğru gittiğince oksijen hava gidiyor. İnsan onu yaşayamıyor. Şimdi peki ne yapacaklar? Orada örneğin Mars'ı düşünelim. Mars'ta %95 karbondioksit var. Oksijen ne kadar yapsalar da yetmeyecek. Yok. Yani şu andaki teknolojilerle o belli bir şey. Demin MOXİ'yi gösterdik. Ama insanı da, İnanır mısınız? İnsanı da %40 karbondioksit, insan şu anda en fazla %5 karbondioksit soluyabiliyor. Yani insanı da %40 kademe acaba şeye doğru götürebilir miyiz? %40 karbondioksit indirebilir miyiz diye böyle çalışmaları yapıyorlar. Yani okuduklarımızdan söylüyoruz, gözümüzle gördüğümüzden değil. Yani ortama insanı uydurmaya çalışıyorlar. İkinci sorunuz hocam. Nükleer reaktör. Şimdi bu nükleer reaktörü ben hani oradaki o enerji için söylemeye çalıştım. Tabii nükleer reaktörü hiçbir zaman bir insanlı uçuşta kullanabilmesi mümkün değil. Ama yani şu andaki o terraforming, daha doğrusu oradaki ilk uzay istasyonlarında, hızlı bir şekilde söylemeye çalışayım,
Yani bir tek ben şöyle Elon Musk'ın yaptığını biraz ciddiye biliyorum. Bir Mars Society var mesela. Onlar işte mimariler var, bilmem neler var. Mağaralarda yaşayabilir miyiz? Bütün dert de işte radyasyon, ondan sonra ve toz. Şeyde Elon Musk'ın bir mesela bir yaptığı bir şekil var, göstermek isterim onu. Bu roketler zaten bir tane roketle gönderemiyorlar. Yani gidişlerde Von Braun da hesapladı. En az 10 tane roket kargo ile beraber, kargo uçaklarıyla beraber gidiyor. Yani oradakilerini dikine inip reusable olmasının esprisi o. Şey yapıyorlar, bunları evleri, mevleri falan filan bu hiçbir malzemeyi atamıyor. O malzemeyi nasıl bir daha nereden bulacak? Yani dünya Eskişehir, İstanbul arası kadar kısa bir mesafe değil. O götürdükleri o roketlerin gövdelerini birbirine ekleyerek ama önce şeyler bunları robotlar monte edecek şekilde işte planlamaları var. Yani o öyle yani onun için her seferinde o projeler 2030 diyor, 2040 diyor, 2050 diyor falan filan böyle bir planlama var hocam. Tayfun hocam, kıymetli arkadaşlar, çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti. Müsaade alıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Başka sorusu olan var mı acaba? Hocam süremiz de bitiyor. Bütün arkadaşlar adına size çok teşekkür ediyoruz. Kapanış sözünü sizden alalım isterseniz. Hani şöyle diyorum. Her okuduğumuz kitapla, her gördüğümüz şeyde böyle mesela diyelim ki bir kitap 350-450 sayfa ama her yerde böyle bir öz var. Onlardan biz bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Bütün mesele anlayabilmek. Yani bütün mesele anlayabilmek. İşte atmosferi, havayı yokluğu olduğu zaman ancak anlayabiliyoruz. Yani nefes alabileceğimiz bir yer olmadığı zaman değerini anlayabiliyoruz. Gıda olmadığı zaman değerini anlayabiliyoruz. Şimdi dolayısıyla benim de söylemek istediğim hani biz aslında en başta onu söyledim. Oraları okurken, oraları anlarken biz aslında çevremizi anlamaya çalışıyoruz. Çevremizi anlamaya çalışıyoruz. O arada yani şeyin dediği gibi, Newton'un dediği gibi biz diyor devlerin sırtında büyüyerek geldik. Newton'un şeyi hakikaten bakıyorsunuz yani tamam biz okullarda işte bir dersler verdi, formülleri koyduk, çarptık, böldük, gittik ama yaşlanınca insan yani bir yer çekimi nedir? Ondan sonra hava nedir? Su nedir? Nereden geldi? Yani bunları merak ediyor. O F eşittir, MA nedir, yer çekimi nedir, gravite nedir? Ondan sonra buradan yani yaşlanıyor biraz anlamlandırarak. Mesela aynı şekilde matematik için de geçerli. Yani bir türevler aldık, integraller aldık veya o diferansiyel denklemler aldık. Diferansiyel denklemde yani örneğin onu roketin ağırlığı aynı zamanda işte bir taraftan yakıt azalıyor. Ondan sonra o zaman bağlamında o denklemi düşündüğünüz zaman anlam kazanıyor. Yani anlam o zaman anlamlar verilebiliyor. Ondan sonra da yani özetle şunu söylemek istiyorum. Eğer biz çevreyi ve yani çevreyi derken yani anlamak istiyorsak yani anlarsak bence hayat daha anlamlı oluyor. Yani sadece değil yani hepimiz işte okulda okurken bu anlattığım lise bilgisi belki ama sonrasında hepimiz okulda okurken hep onu söylerim işte 100 küsur element vardı. Ondan sonra bugün 118 tane element oldu. Tamam mı? Yani okunacak malzemeler çok daha
bizim belki anlayabilecek noktalarda yani bugün için daha anlam katarak anlayabiliyoruz. İşte bizimki de yani dostlarla bunları bilebildiğimiz ölçüde paylaşabilmek. Hepsi bu hocam. Başka bir şey değil. Tayfun hocam çok teşekkür ederiz. Biz de çok kırmadınız. Pazar gününüzü ayırdınız. Estağfurullah, ne demek? Yani çok mutlu ettiniz bizi. Sacit abi buyurun. Tayfun hocam çok teşekkürler. Arkadaşlar adına ben tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten hedef Mars, ondan sonra ne gelecek? Sizden bir sonraki aşamada artık diğer şeyleri de dinleriz. Katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Önümüzdeki pazar günü saat 2'de Behzat Yıldırımer'in ekonomik görünüm konusunda buluşmak üzere. Hepinize iyi tatiller. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler.